Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticinin koronavirüs sonrası yaşadığı sorunlara değindi. Göktepe, tarım bağ kurlarında erteleme yaşanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ancak üreticiye sadece bu ertelemenin yeterli olmayacağını vurguladı. Özellikle gıda ihtiyacının tedarikçisi olarak sürekli insanlığımıza, ülkemizdeki vatandaşlarımıza gıda temini yapmak, gıda ihtiyacını karşılamak durumundayız. Alanya'mızda çok ürün çeşitliliği çok çok fazla çeşitlerimiz var. Bu da ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sağlamaktadırlar. Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar girişimleri sonucunda tarım bağ kurlarının 3 ay ertelemesi gündeme geldi. Bunun için biz ilgililere, hükümetimize teşekkür ederiz. Covid-19 kapsamında birçok sıkıntı yaşanmasına rağmen üreticiler ülkedeki gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstermekte diyen Göktepe, üretici için büyük girdi maliyetlerinden olan elektrik ödemeleri konusunda beklentilerimizin karşılanmasını istiyoruz dedi. Elektrik girdimiz şu anda tarım sektöründe çok ciddi bir girdi. Diğer bitki koruma ürünleri ve bitki besleme ürünleri gerçekten ciddi anlamda girdi teşkil ediyor. Biz bu hususta da elektrik ödemelerinin 3 ay ertelenmesini devlet büyüklerimizden, hükümetimizden rica ediyoruz. Bu konuda üreticilerimizin bugün yanında olduklarında çok ciddi anlamda katkı sağlayacağız. Biz üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim üreticilerimiz daha zor dönemler de geçirdi. Bu dönemlerin hiçbirisinde üretimden küsmediler, üretimden vazgeçmediler. Bahçesinde üretim yapanlar dışında bir de yevmiyeci olarak çalışan kardeşlerimiz var diyen Göktepe, bunların birçoğu işsiz kalmış durumda. Bu arkadaşlarımızın sigorta girişleri gündelik olarak ya da hiç yok. Yeterli iş gücü temin etmede bunlara ihtiyaç duyulmuyor. Hükümetimizden bu konuya değinmesini, destek vermesini istiyoruz. Kanayan yarayı dile getir. YÖMİ ile çalışanlar işsiz kalmış durumdalar. Bizler devletimizin bu arkadaşlarımıza da çünkü bir sigorta girişleri yok ya da gündelik sigortayla çalıştıkları için şu anda üretim hususunda yeterli iş gücü temin etmede bu arkadaşlara ihtiyaç duyulmuyor. Bunların da bizler hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından bir değinilmesi, dokunulmasını istiyoruz. Göktepe'nin üretici adına bir başka isteği de Devlet Su İşleri'nin üreticinin kullandığı tarımsal sulama bedellerini ertelemesi oldu. Süreçte üreticilerimize sulama kanalından su alan üreticilerimizin bu ödemenin ertelenmesi hususunda tekrardan ben ricada bulunmak istiyorum. Alanya'daki üreticiler ve Alanya Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız diyen oda başkanı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında olanlara da çağrıda bulunarak bir süre daha evde kalın dedi. Üretimin sezonunun hızlı olduğu, baharın geldiği, ilaçlamanın, gerekli kültürel işlemlerin yapıldığı bir dönem ve yapılması gerektiği bir dönem. Bu hususta özellikle 20 yaşa kadar ve 65 yaşın üstündeki üreticilerimiz evlerinde kalsınlar. Bizler diğer YÖMİ'ye giden arkadaşlar onlarla irtibat halinde olalım. Gerekli işlemlerin, gerekli ilaçlamanın yapılması bir ay sonra da olsa çok geç kalmayacaktır. Bu süreci beraberce atlatarak gideceğiz. Salatalık üreticisi Ahmet Aladağ da yaşadıkları süreci anlattı. Aladağ, koronavirüs mücadelesinde üreticiler hem sağlık hem ekonomik sıkıntılar yaşanması üzerine destek ve ödeme erteleme talebinde bulundu. Bu ürettiğimiz ürünlerimizin bize ticari uluslararası ihracatta bize ihracat açıp bize yardım etmesini bekliyoruz.